Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersü sâdisü min babin nekire vel marife. Nekire ve marifenin 6. dersini okuyoruz. Ve zürtifâin ve enfisâlin enehu ve ente vel furu'u la teştebihu ve zuntisâbin finfisâlin cu'ilâ iyyâye ve tefri'u leyse müşkilâ. Bugün bu iki beytle iktifa ederiz. Ve zürt sütye gelin sümme şer'en fisâni min kısmeyi demiri. Demir iki kısım demiştik. Mutesil, munfesil. Demire mutesil, merfum, mensub, mecrur olmak üzere üçe bölünüyordu. Demire munfesil ise merfum, mensub olmak üzere ikiye bölünür. Munfasıl'da ne yok? Mecrur yok. Sümme şer'e erade şuru'a fekale. Niye öyle diyoruz? Çünkü kale, kavl, şuru'a tefri edilmez. Zaten kavl, şuru'un kendisidir. Fay-ı tefri'ye, kendine önce şuru' yapılıyor mu sınıf önce? Şuru' ediyor ikinci kısmı, sonra fekale diyor. Halbuki zaten fekale demek, şuru'un kendisi demek. Onun için deriz ki, zikrul ne? Melzum, iradetul lazım. Şer'a zikretmiş, lazimi olan erade şuru'ayı ne ediyoruz? Alıyoruz. Dolayısıyla tefride bir sıkıntı olmaz. Zaten musannifin zürtifanı ve enfisalin demesi iradetü şuru'dan sonra gelir. Önce şuru'yu irade etmiş, sonra ne ediyor? Şuru ediyor, bir sıkıntı kalmaz. Demir-i Munfasıl'ın, ikinci kısmı olan Demir-i Munfasıl'a başlıyor. Güzel. Niye Demir-i Munfasıl'ı tarif etmemiş? Biz deriz ki demir mutasıl var, munfasıl var. Başka bir demir yok. Demir-i Munfasıl'ın tarifini yapmıştı. Ne etmişti? Ve züttisâlin minhum mâ la yübteda ve la yeli illa ihtiyarın ebeda. Bu şekil Demir-i Munfasıl'ı ne etmişti? Demir-i Munfasıl'ın tarifinden onun kesimi olan demire munfasıl anlaşıldı. Onun için tarif yapmaya gerek görmemiş. Musannif da gerek görmedi. Şarih da gerek görmedi. Ve zürtifa'in ve enfisalin enehu ve ente vel furu'u la teştebihum. İrtifa, infisal sahibi demir, ene, huve, ente. Usul bunlardır. Ama vel furu'u bunların furu'ları da la teştebihu. Birbirleriyle yani la teştebihu ba'duha. La teştebihu ba'duha bi ba'din. Birbirleriyle iştibahları olmaz. Şimdi bu beyti, Elfiye'nin bu beytini biraz tahlil edelim. Önce zürtifa'in ve enfisalin. Oradaki vav ma'iyet manasındadır. Zürtifa'in ma'a enfisalin. İnfisalla beraber ne? İrtifa sahibi olan ne? Demir. Bunu öğrendik mi? Tamam. Bunu unutmayalım. Ene, hu ve ente. Hu, huvenin bir lügatidir. Ona gerek yok. Eğer huvenin hu diye bir lügati olmamış olsaydı biz derdik burada devlet için huve okuruz. Ama hu, huvenin zaten bir lügati vardır. Vezin için hu lügatini kullanmış müsannif, huveyi kullanmamış. Bu enfisaldeki var mı manasını? Tabii. Bir de infisal ve irtifa sahibi olan demir ene, huve, entedir. Şimdi irtifa deyince demirler hepsi nedir? Bütün demirler mebni değil midir? Ve kullu mudmerin lehul binac yecib. Onun karinesiyle biliyoruz ki buradaki irtifadan murat irtifa-i mahallidir. Yoksa irtifa-i lefsi
Değil, demirler çünkü nedirler? Mahallidirler, mebnidirler. Bunu öğrendik mi? Öğrendik. Bak terkibine geçmiyorum, manelere bakıyoruz. Ene, hu ve ente. Vel furu'u yani ve furu'uha. Oradaki elif lam mudafu ileyhi ivedir. Nedir? Hadir. Ene, hu, entenin furu'ları. Bildiniz değil mi? Ene'nin furu'ları. Ene'nin fer'i nahnu. Huve'nin fer'i huve, huma, hum, hiye, huma, hunne. Entenin furu'ları ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne. Anlaşıldı değil mi? Vel furu'u niye cem'i getirdi? O şimdi dursun. İleride ve tefri'u niye müfred getirmiş? Orada birleştirerek ikisini söyleriz. Vel furu'u la teşebbü. Bunların furu'larının birbirleriyle neyi yok? İştibahları yok. Niye yok? Ene, huve, entenin işbahları var mı? Yok. Bu furu'lar, bu usulların furu'ları değil mi? Furu'ları. Usullarda iştibah olmayınca furularında da iştibah olmaz. Çünkü usulların maddeleri ene, hu, huve, ente maddeleri birbirinden nedirler? Farklıdırlar. Usullar arasında iştibah olmadığı gibi furular arasında da ne olmaz? İştibah olmaz. Anlaşıldı değil mi? Terkibini yapalım. Ene mübteda zürtifa'in ve infisal'in haber olur. Ene mübteda zürtifa'in infisal ne olur? Zürtifa'in infisal'in haber olur. Huve ve ente bunlar mübteda oluyorlar. Haberleri mukadder kezalikedir. Peki niye? Hu harfi atfın hasfiyle ene'ye atıf yapalım. Ve ente zaten harfi atfın mezkur. Onu da ente'ye atıf yapalım. Üçü ene'ye atıf yapalım. Üçünü birden ne edelim? Mübteda edelim. Olmaz mı? Olmaz. Niye? Çünkü haber zürtifa'in müfreddir. Zürlefsi nedir Mustafa? Müfred. Mübteda da ne olmalı? Müfred olmalı. Bu üçünü birbirine atıf ederek üçünü mübteda yaparsan zür ne olmaz? Haber olmaz. Bunu öğrendik mi? Şerhe gelelim. Sütye inin. Ve zürtifa'in ve enfisalin enehu ve ente vel furu'u la teşrebiu. Bakın. Vel furu'un naşiyetu en hazihil usuli. O furu'lar ki bu asırlarda ne etmişler? Neş'et etmişler. Şimdi burada birkaç ihtimal teviller var. Birincisi böyle diyebiliriz. En naşiyetu en hazihil usuli getirdiğim işaret etti ki buradaki furu'un cem'i enva'i itibariyle. Şimdi diyor bu usullerden. Usul ene huve ente değil midir? O zaman ene'nin furu'ları bir, huve'nin furu'ları iki, ente'nin furu'ları üç. Kaç var? Üç. Demek buradaki furu bu usullerin enva'larına göre. Usullar kaç tanedir? Üç. O zaman bunların furu'ları da kaç ne olur? Vel furu'un cem'iyeti öyleyse ne itibariyle? Enva itibariyle, efrad itibariyle değildir. Çünkü her birinin efradları cem'edir. Huve'nin efradları hepsi bir nev. Ene'nin bir nev, ente'nin bir nev. Dolayısıyla furu'lar üç nev olmuş oluyor. Furu'lar buradaki cemiyet envarlara göre, efradlara göre değil. Bunu diyebiliriz. Bir. Veyahut da deriz ki en naşiyetu en hazil usulü bu la teştebihun illetine işaret ettiği. Niye bunların furuları birbirine iştibahları olmaz? Çünkü o furular bu usullerden neş'et etmiş. Usulların arasında iştibah olmayınca, usuller birbirinden farklı olunca, furuların da arasında iştibah olmaz. Furular da birbirinden ne olmuş oluyor? Farklı olmuş oluyor. Bu da olabilir. Üçüncü bir ihtimal de olabilir. O da şudur.
Musannife bir tarih, bir gönderme yapıyor. Diyor o iştibah olmuyor dedin. Fıraunlar hangisidir? Bunlardan neş'et eden. İnnehnu eneden neş'et etmemiş. Bak. Huma hum hiye huma hunne. Huvenin fıraunlarıydı. Neş'et etmişler. Entuma entum ente entuma entune enteden neş'et etmiş. Ama nahnu eneden neş'et etmiş diyebilir miyiz? Ha. Bu musannif bir gönderme yapıyor. Evet. Bunlardan neş'et edenlerin arasında iştibah olmaz. Ama nahnu farklı bir şeydir, yabancı bir şeydir. Onu bilmeyebilen, onu bilmeyen olabilir. Enenin fer'i olduğunu bilmeyen biri çıkabilir. Huve'nin fıraunları için bu geçerli. Ente'nin fıraunları için bu geçerli. Yalnız neyin fıraunları için? Enenin fer'i için bu geçerli değil. Çünkü annenin fer'i ayrı bir şeydir. Nedir? Nahnudur. Peki bu fıraunlar nedir? Ve hiye nahnu hiye huma hum hunne. Ente, ente, entuma entum entunne. Bakın, normalinde fıraunları kaçtır? Gaybler 6. Burada huve, fıraunlar 5. Bir huve. Fıraunları kaç olmalı? Yok, önce annenin fer'leri nedir? Nahnu. Bitti. Huvenin fer'i nedir? Hiye, huma, hum, hunne. Kaç zikreti? 4. Halbuki kaç zikretmeliydi? 5. Biz deriz ki teslim-i zeker müennes. İkisinin ki huma gelir. Ortaktır. Ortak oldukları için biri azalıyor. Les azalıyor. Bak ente, entuma, entum, entunne. Burada kaç zikreti? 4. Burada 4 zikreti. Fıraunları. Niye? İzan ente esildi. Evet. Ente, entuma, entum, entunne. Aslında 5'tir burada da. Entuma ikisine kullanıldığı için kaça indi? 4. Öyleyse demir merfe muttasıl mana itibariyle 14 sıga. Mana itibariyle 14 sıga. Lafız itibariyle 12. Ne azalıyor? Entumada bir azalma var. Humada bir azalma var. Ente, ente. Hürufler her ne kadar aynı ise okunuş farklı olduğu için orada azalma yok. Kapatın. Kale Ebu Hayyan ve kad tüstamelu hazih mecrureten. Bu demirler bazen ne olarak gelirler? Mecrur olarak geliyorlar. Hazih furulara gider mi? Hazih furulara gider mi yoksa? Yok. Furu ve usuller fark etmez. Tüsmül hazih bu demirler. Öyle değil mi? Ne demirler? Demir İrtifa nüfisal sahibi olan demirler. Yani demir-i merfe mutessil hepsi mecrureten. Halbuki demir-i münfesilde ne yok? Mecrur yok. Ama bunlar demir-i merfe münfesil bazen mecrur geliyorlar. Ke kavlihim ene ke ente. Bak ente kafla mecrur gelmiş. Ne yerine gelmiş? Ke yerine. Ene ke huve. Bak o ke huve ke ente üzerine atıftır. Enenin haberi. Ben senin gibiyim, ben onun gibiyim. Ve huve ke ene o benim gibi. Bak ene, huve, ente. Hepsi kafla ne olmuşlar? Mecrur olmuşlar. Tabi niye demir-i mecrur yerine bunlar gelmişler? Kubhü lefz için. Şimdi deseydi ene keke. Ene telaffuzu iyi olur muydu? Olmaz. Kubhü lefzden dolayı buradaki demir-i mecrur yerine demir-i merfe-i munfasıl geliyor. Ne demek? Demir-i merfe-i munfasıl olarak bilinen demir burada ne olarak geliyor? Demir-i mecrur olarak geliyor. Bunu bildik değil mi? Şimdi buna قَلَى بُحَيَّنْ وَقَدْ تُسْتَمَلُوا kadın getirmesiyle işaret etti ki bu istimal ala sebil-i kıllettir. Kesret yoluyla değil. Ne yoluyladır? Kıllet yoluyla. Bunu öğrendik mi? Öğrendik. Bir.
İkincisi de demire merfu munfasıl mecrur olarak gelmesi bu da niyabet yoluyla der. Darretle alakası yoktur. Oldu mu olmadı? Evet. Ama o mensubeten ke kavlim darabtuke ente. Bu da kimisi diyor kıllet yoluyla niyabet yoluyladır. Kimisi diyor bu darret için. Darret olursa bak darret olursa bu merfu'i munfasıl ne gelir? Mensub gelir. Bildiniz değil mi? Evet. Bazılar diyorlar yok bu da darret değil. Bu da niyabet yoluyla ne oluyor? Geliyor. Kıllet ve niyabet yoluyla geliyor. Bunu bu şekilde diyen de var. Darurettir diyenler de var. Ama mecrur gelmesi bu merfu'i munfasılın mecrur gelmesi herkes niyabettir. Darurettir diyenler yok. Yalnız bu demir demirin merfu'i munfasıl mensup yerine gelmesi tekide çoktur. Mesela deniliyor ki ra'eytüke ente. Bak bu ente demir merfu munfasıl değil mi? Buradan mensub-ı mutasıl olarak gelmiş. Mensub gelmiş. Darabtüke'deki kafa nedir? Tekidir. Oldu mu olmadı? İşte bu çoktur. Demir-i merfu munfasıl tekid babında mensub olarak gelmesi nedir? Çoktur. Oldu mu olmadı? Evet. Mesela ra'eytüke ente, merertü bike ente. Yani tekit babında ise sen namazını kıl, millet namaz kılmıyor. Bak, tekit babında demire ne? Merfu, mecrur olarak mecrur olarak. Bak, adresin var mıydı? Bak, lavabo hemen solda. Hemen solda. Demire ne? Demire merfu munfasıl mensub mecrur olarak gelmesi tekit babında darabtuke ente gibi merertu bike ente gibi bu nedir? Çoktur. Ama tekidin dışında mecrur olarak gelmesi mensub olarak gelmesi galildir. Niyabet yoluyledir veya devlet içindir. Evet. Bunu öğrendik mi? Evet. Tamam. Ve zunti sabin fin fisalin cu'ila iyaye ve tefri'u leyse muşkila. Bak burada fin fisalin, burada da ma'in fisal. Buradaki fi de ma'iyet manasındadır. Her ne kadar meşhur değil ise de burada fin ne manasındadır? İntisab ve infisal sahibi olarak cu'ile iyaye. Ne kılınmış? İyaye kılınmış. Ve tefri'u leyse müşkil. Tefri'u ne değildir? Müşkil değildir. Bakın önce buranın bir terkibini yapalım. Ve zunti sahibin fin fisalin mubtada olur. Cu'ile fiyeli binayin meçhul. Naibu faal müstedir huve zü'ye gidiyor. İyaye ikinci mef'ul. Cu'ile iyaye cümlesi zunti sahibin neyi olur? Zunti sahibin haberi olur. Oldu mu? O fin fisalin fisalin cu'iledeki huveye ne olur? Cu'iledeki huveye hal olur. Oldu mu? Pek biri derse zürtifa'in ve fisalin. Burada zuntisabin fin fisalin. Niye burada da ve fisalin demedi? Biz ne deriz? Biz deriz ki tefennun için. Gerçi Ebu Talib burada uzun boylu bir noktayı söylüyor. 2-3 şekil mana ediyor. En kolay ve rahat o tahmin edilen de budur. Sade Musa'nın gayesi nedir? Tefennun. Orada zürtifa'in ve fisalin demiş. Burada da zuntisabin fin fisalin demiş. Ve tefri'u leyse müşkilen. Tefri ne değil? Bakın şimdi iyaye nedir? Asıldır. Peki asıl bir olunca
Bu bir eslin kaç enva fer'i olur? Bir nev. Onun için ve tefrih bah mufrediyet dedi. Ama biraz önceki beyte asırlar üç olunca furular da üç ne olurdu? Vel furu demişti. Bir. Bir de üç enva arasındaki iştibah bir nev. Yani üç enva furu'daki üç furu'un envaların arasındaki iştibah daha ağır olur. Birinki daha nedir? Daha hafif. Onun için burada leyse müşkilen dedi. Orada la teştebihu dedi. Bildiniz değil mi? Çünkü işgal iştibahtan biraz daha hafif kalıyor. Aşağı gelelim. Ve zuntisabin fin fisalin cu'ile iyyaye. Oldu değil mi? Ve tefri'u ala hazel esri lezi zükire leyse müşkilen. Bu zikredilen esri tefri müşkil değil. Alel hazen esir lezi zükire bunu da buraya koydu. İşaret etti ki niye leyse müşkilen? Çünkü tefri bu buradaki esrin tefriyedir. Bunun esli, bu esrin ferleri bunun gibidir. Bu maddeden yapılıyorlar. Müşkül olamazlar ki. Aykırı olsaydı, maddeleri farklı olsaydı işgal olabilirdi. Ama ne? Hepsi bir esrin furuları olmaları hasebiyle, ferleri olmaları hasebiyle işgal misaluhum iyana iyake iyak. Bak hepsini birden sayıyor. Çünkü esas birdir ya. İyana mutekellimden araf'tan başlayarak geri geliyor. Sıralamaya göre değil, arafiyete göre. En araf demiri nedir? Bak, metinde de iyaya değil miydi? Oradan mutekellim muhatap gaybden arafiyete riayet ederek, iyaya riayet ederek sayıyor. İyana iyake İyake, İyakuma, İyakum, İyakunne, İyahu, İyaha, İyahuma, İyahum, İyahunne. İyake, İyakuma geliyor. Burada İyakim olmasın. İki şekil okuyun. Okunuş iki şekil. Bakın, İyaya bir, İyana iki, İyake üç, İyake dört, İyakuma beş, İyakum altı, İyakunne 7 İyahu 8 İyaha 9 İyahuma 10 İyahum 11 İyahunne 12 bir de İyahuma İyakuma mana itibariyle orada les itibariyle bak birer azalma var mana itibariyle birer artış var mana itibariyle bunlar da demir-i merfe munfasıl gibi lesleri 12 maneleri 14 وَقَدْ تُسْتَعْمَلُوا مَجْرُورَةً bazen bunlar ne gelir? Mecrur da gelebilir. اَنَا كَيَّاكَ اَنَا ne? كَيَّاكَ şimdi اِيَّاكَ اَنَا كَيَّاكَ anlıyorsun değil mi? Normal اَنَا كَيَّاكَ olmalı. Burada da kubhüles var. Yukarıdaki gibi. Öyle değil mi? Mesela İyya şey, ke ente ke olsa nasıl kubhüles olurdu? Burada da ne? Ene ke ke İyya ke değil de ke olsa burada da ne olurdu? Kubhüles olurdu. Şimdi burada bir şey söylüyor. Aslında burada yedi mezhep var. İyyâke demir, iyyâ mıdır, kaf mıdır, hepsi midir, nedir? Burada kaç mezhep var? Yedi. Fazla uzatmayalım. Bu yedi mezhep arasında üç tane meşhur var. O üçü söyleyelim. İki tanesini sütü söyler. Biri de biz ilave edelim. Üç tane ile iktifa edelim. Eddemiru iyyâ. Demir nedir? İyyâ. Tamam. Vellevâhiku lehu. İyyanın levâhikleri. İyyâke. İyâ kuma, iyâ ke kum, kunne neyse bunlar hepsi ve levahikullah inde sibeyvehi hurufun. Bunlar demir değiller. Ne derler? Niçin gelmişler? Tübeyyinu hale. Hali ne diyorlar? Halden murad, halden amaç muradi beyan ediyorlar. Şimdi iyâ değil mi?
Ya müfred için iyya, tesnif için iyya, cem için iyya, müzekker için iyya, müennes için iyya, gayb için iyya, muhatap için iyya. Nasıl murat kim olur, nasıl biliriz? Harf getiririz. İyyake, ha bu iyyadan murat müfred müzekkerdir. İyyakuma tesnidir. İyyahu, iyyaha derken o yapışan harflerle ne oluyor? Murat belli oluyor. O zaman demir iyyadır. Demire yapışan nedir? Bir takım harflerdir. Hali, muradi ne ediyorlar? Beyan ediyorlar. Oldu mu olmadı? Burak anladınız mı? Bunun benzeri zake, hani ismini işaret diyelim za ya, ke, kuma, ki, o da muhatabın durumunu ne etmek için? Bu da muhatap değil de hali beyan etmek için. Niye? Çünkü ismin işaret muhatapten başka için gelmiyordu. Ama demir, iya, gaib, mütel, muhatap hepsi için geldiği için levahikler, bir takım hurufler de muradi beyan ediyorlar. Nasıl ismin işaretteki hurufler, o yapışan harfler neyi beyan ediyorlar? Muhatabın durumunu beyan ederler. Ve indel musannifi esma'un mudafun ileyha. Musannifin yanında bu nasıl iya demir isimdir? Ke, kuma, ki, kunne, bunlar da nedir? Demir. Demir değil, isim diyelim. İya demir olan bir isimdir. Kendisinden sonra gelen başka bir isme ne oluyor? İdafe olmuş oluyor. Min kabli idafe am ile hasi. Bak Mustafa güzel söyledi. İya kuma. İya amdır. Kuma tesli müzekeri muhate. Bu da aynı levahaklar huruf olsa da nasıl muradi beyan, hali beyan ediyorlar idi. Buradaki mudafu ileyhi olan isimler de neyi beyan ediyorlar? Bunlar da hali muradi beyan ediyorlar. İki mezhep oldu. Bir mezhep daha var, onu da söyleyelim. Demir iyyake, iyyakuma, iyyakum komple mecmu demire nedir? Mensube munfessildir. Mensube nedir? Munfessil. Dört mezhep daha var burada. Onlara girmeyelim. Haşlerde geçiyor. Bakmak isterseniz bakın. Hulase olarak bir demire mutesil munfessili'nin özeti olarak demire mensub, demire ne? Demire mutesil, merfo, mensub, mecrur. Hepsi var. Her biri 12 olmak üzere les itibariyle 36. Mana itibariyle her biri 14 olmak üzere ne ediyor? 42. 14, 14, 14 ne eder? 42. Demir-i munfasıla gelince bunun neyi yok? Mecruru yok. Merfu'u var, mensubu var. Lefiz itibariyle 24 sıraya çıkar. Mana itibariyle 26'ya ne oluyorlar? 28'e çıkarlar. Öyle değil mi? 28'e çıkarlar. Üzzet olarak budur. Yeter mi? Ve zurtifa in van fisalin anahu ve ente vel furu'u la teştebihu. Ve zuntisa bin fin fisalin cu'ila iyyaya ve tefri'u leyse muşkila. Yeter mi Abdullah?